Şuradan şu çubuğu silebiliriz. Engelsiz yaz çıkalım, çünkü herhangi bir yere işaretli bir çizgi ya da bir şey varsa onu silmeyelim. SSC ile tamamen çıktıktan sonra sadece bunu işaretleyip Enter'ı silelim. Şuraya herhangi bir yere L Enter ilk nokta attıktan sonra aşağı doğru sürükleyin. Ne kadar uzun olduğu önemli değil. 60 yazıp Enter'ı bastığınızda gördüğünüz gibi, sonra da Enter tekrar 60 santimlik ölçü almış olduk. Buradan duracağı yer şurası yeterlidir. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ilk ölçümüz pencerelerde. Dimension'ın lineerden ilk kısmını, ilk duvarımızdan alıyoruz. Buradan ve pencere arıyoruz. Balkonları geçmiştim. Burada olmazsa alsak mı? Burada alalım. Lazım olursa bu taraftan kullansın. Şunun üç tarafına ekliyorum. Dimension'ın continue'dan devam ediyorum. Bismillah deyip devam ediyorum. Burası. Şurada aslında bir cam bölme gibi bir şey var. Şu alt taraf duvarı, üst taraf, şu ön taraf tamamen cam olması gerekiyor. O yüzden orayı da alayım. Duvarımız burada. Burada cam duvar olabilir. Burası da pencere. Balkonu da almıştım. Bu taraftan da alayım. Başka yok. En son duvarımız burası. Enterladık. Şimdi ikinci ölçümüz girinti ve çıkıntılarda. İlk girinti çıkıntımız burası, gördüğünüz gibi. Buradan şurası. Buraya çekiyorum. Şunu getirip şunu ucuna bırakıyorum. Sonra dimension continue'dan ikinci şu nokta işaretledik. Nokta burasıdır. Ondan sonra burası. Sonra balkonun bu noktası. Burası düz buraya kadar. Balkonun şu noktası. Sonra balkonun bu noktası. Bu noktası. Şurası düz buraya kadar. Bu noktası. Şurayı ayrıca almışım. Şu kısmı şuraya kadar. Burada hata yapmışım. Şuraya kadar alıp buradan sonra buraya kadar almamız gerekiyordu. Bunu şöyle yapıyorduk. Şu noktayı şuraya almam gerekiyor. Çift tıkladım üzerine. Benimle beraber geliyordu. Buraya tıkladığımda oraya gidiyordu. Onu orada 340. Şu 90'ı da ucunu buradan çift tıkladım. Ama şu noktayı almam lazım arkadaşlar. Eğer şuraya alırsam yanlış almışım demektir. Şuraya bırakacağım. Arada mesafe var mı? Yok. Tamam. Şunun ucu üst üste geldi. Ve doğru bir noktaya yerleştirdik. Evet. Şimdi aksları alacağız. Evet. Önce bir çubuğumuzu alalım değil mi? Enter. Şuraya bakalım. Tekrardan Enter. Bu kendi ucunu tekrardan görebiliyor. O yüzden oraya koyuyorum o şekilde. Şunu işaretleyip şuraya tırıp bırakabilirim. Continue. Sustain. İngilizce zamanları gibi buradan. Şimdi de komple alacağız. Dimension linearla. Şuradan bir tutalım. Sonra değneğimizin ucuna da çubuğumuzun ucuna tıklayalım. Evet. Çubuğu silebiliriz. Bu şekilde buranın ölçülerini bitirmiş olduk. Şimdi şuranın ölçüsünü alacağız. Yalnız buranın aksı yok. Yapacağımız işlem şu. Buradan aksı kopyalayıp buraya atmak.